Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Bugün bir de konuğumuz var. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Sayın Mehmet Bostan bizlerle beraber. Mehmet Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Birazdan başlayacağız. Özellikle bireysel emeklilik sigortası tabii çok konuşuluyor. Özellikle devlet desteğinin ardından yoğun da bir talep var. Çok kişi de merak ediyor. Sisteme katılmak isteyenler var, henüz katılmamış olanlar var. Hepsine değineceğiz ama şöyle bir genel ekonomi tablosuna bir bakalım Yaşar Hoca ile beraber. Hocam size de günaydın. Günaydın Barış. Bugün önemli bir konuğumuz var. Konuşacağız birazdan bireysel emekliliği. Biz zaman zaman değiniyoruz sizinle. Evet. Ama tabii birinci ağızdan esas bilgileri alacağız. Şimdi düne bir gidelim isterseniz. Cari açık açıklandı dün. Piyasalara nasıl yansıdı? Yılın ilk çeyreğinde bir düşüş var yine. Geçen yılın aynı dönemine göre %2.35 azalmış. Beklentilerin aslında altında geldi. Evet. Şimdi bu bize tabii büyüme sinyali zayıf diyor. Aslında evet. İstenen mi? Hakikaten. Aslında bu beklenmiyordu. Yani 6 milyar dolar bekleniyordu. 5.4 milyar dolar bir cari açık geldi. Fakat çok ilginç gelişmeler var. Cari açık düşük geldi beklentiden. Bu tabii ki ekonomide ciddi anlamda bir ilk 3 çeyrekte sanayi şirketlerinde biliyorsun sanayi üretim endeksinde ilk 3 ayda çok fazla bir toparlanma yok. Ve bu toparlanmanın olmaması aynı zamanda cari açığı da aşağı çekmiş durumda. Yani ithalatta bir azalma var. Ve ithalatta çok hafif yani çok ciddi bir artış yok geçen yıla göre. Evet. Yalnız ben daha doğrusu Barış dikkatimi çeken çok önemli birkaç noktayı vurgulamak istiyorum. O da şu. Cari açın şeyine baktığımızda finans hesabı diye bir hesap vardır. Bu finans hesabında özellikle nereden para bulduk? Yani cari açığı nereden kapattık diye bakarız. Ve yaklaşık 16 milyar dolar hani 3 ayda. 3 ayda toplam 3 ayda yaklaşık olarak cari açık 15.9 milyar dolar ve geçen yılın ilk 3 ayında da 16 milyar dolar olmuş. Yani cari açık ilk 3 aylık bazda hiç değişmemiş. Fakat çok ilginç bir şey oluyor. O da şu. Cari açıkta yani bankalar ne kadar para bulmuş biliyor musun? Dışarıdan geçen yılın ilk 3 ayında yaklaşık olarak toplam finansman 11.8 milyar. Bu sene 27 milyar. Yani dışarıdan gelen para geçen yıl 11.8 milyar, bu yıl 27 milyar dolar. Yani aradaki neredeyse fark, evet, hatta 12 olsa 24 olur. Hatta iki katından da fazla bir para geliyor. Kim getiriyor bu parayı? Bankalar 12 milyar dolar borçlanmış. Hemen yılın ilk 3 ayında 12 milyar dolar borçlanmış. Bu ne anlatıyor hocam? Yani bu neyi anlatıyor? Merkez Bankası hani bizim faizi politika faiziyle verdiği bir para var bankalara. Bankalar kredi vermek istiyor. Merkez Bankası'ndan yeteri kadar TL bulamıyorlar. Evet. Bunun üzerine gidiyorlar yurt dışından borçlanıyorlar. O doları burada bozduruyorlar. Bu dolar bozulunca dolar aşağı doğru gidiyor. Dolar aşağı doğru gittiğinde reel efektif kur endeksi yükseliyor. Dolar ciddi bir şekilde aşağı yönde baskılanıyor. Yani Merkez Bankası para piyasasında politika faiziyle verdiği miktarı kesince bankalar gidiyor 12 milyar dolar borçlanmışlar ki geçen yıl ilk 3 ayda bu 3,5 milyar dolar. Burada inanılmaz bir artış var. Diğer taraftan özel sektör dışarıdan anormal kaynak getirmiş. Yani geçen yılın ilk 3 ayında 1.7 milyar, 1.8 milyar dolar borçlanan özel sektör, banka dışı özel sektör bu dönemde 3.7 milyar dolar borçlanmış. Yani 27 milyar dolar para gelmiş. Ben şaşırdım, şeye şaşırdım. Ya dolar daha da aşağı gitmeliydi. Yani 1.74'e hatta 1.70'lere inmeliydi. Nasıl dolar bu seviyelerde kalabiliyor diye baktığımız zaman da tamamıyla Merkez Bankası piyasaya TL vermeyince, bankalar dışarıdan döviz getirince ROK'la bunu çekmeye çalışıyor. Rezerv opsiyon katsayısıyla. Yani bankalardaki mevduatın muzdam karşılığının bir kısmını altın, bir kısmını dolar olarak alabiliyor, çekebiliyor. Bir de şey çok ilginç. Net hata noksan kaleminde hep dışarıdan bilinmedik bir para geliyor derdik. Bu dönem 3.6 milyar dolar çıkış olmuş. Yani
Bunun şeyi yok. Nereden çıktı bilinmiyor. 3.6 milyar dolar dışarıya bir para çıkışı olmuş. Ve rezervler de, Merkez Bankası rezervler de 7.5 milyar dolar civarında artmış ilk 3 aylık dönemde. Dikkat çeken nokta şu. Merkez Bankası'nın para politikasının neden çok da fazla kredileri aşağı çekemedi, yani faizi yüksek tutsa bile belli. O da tamamıyla bankalar dışarıdan sendikasyon borçlanıyor, dışarıdan para getiriyorlar ve bu da kredi olarak yansıyor. Ama büyük soru işareti şu, niye o zaman ilk 3 ayda ekonomik toparlanma zayıf kaldı? Madem krediler bu kadar artıyor, işte orada da cevap, şu an için verebildiğimiz cevap, 2012 kötü bir seneydi reel sektör için. Stoklar birikmişti. İlk 3 ayda stokları erittiler üretim yerine veya eritmeye devam ediyorlar. Tahmin ediyorum Mart'tan sonra, dün Babacan da, Sayın Babacan da bir açıklama yaptı. O da büyüme beklentilerinin altında geldi. Gidiyor. Ama %4'ü tutturacağız diye. İhracatta bir artış yok. İhracat, net ihracat bu sene pek katkı yapmayacak gibi gözüküyor. Yani bu şartlar şunu gösteriyor. Merkez Bankası herhalde reel efektif kur endeksini de göz önüne alarak herhalde bu toplantı 16 Mayıs'ta büyük bir ihtimalle faiz indirecek. Hem dışarıdan gelen doları şey yapmak için, ama dışarıdan gelen dolar millet buradaki bonoya gelmiyor. Bonoya da gelmişti. Ama asıl bankaların getirdiği para. Bankaların getirdiği para olduğu için faizi ne kadar da indirirseniz indirin o para gelmeye devam edecek. O paranın gelmesini istemiyorsanız o zaman siz içeride bankalara TL vermek zorundasınız. Bu da kredileri ciddi anlamda artırır. Yani her gün yapılan repo ve haftalık repo ihalelerinde verilen miktarı arttırmadığınız sürece dışarıdan para gelmeye devam edecek. Genel görünüm bu. Piyasalara baktığımızda da piyasalar genel anlamda olumluydu. Güne düşüşle başlamıştı ama bu verilerden sonra bir toparlanma oldu. Dün, evet. Dün bir artı bir eksi, bir artı bir eksi gitti. Yatay gitti. Zaten o tip bir hareket bekliyorduk borsada. Yalnız şu var. 16 Mayıs çok kritik bir dönem. Çok kritik bir tarih. Sayın Başbakan Amerika'da olacak 16 Mayıs'ta. Evet, bugün gidiyor akşam. Biliyorsun Avrupa Birliği ile Amerika arasında bir ikili anlaşma yapılacak dış ticaret. Evet. Avrupa Birliği'nin yaptığı her anlaşmaya biz uymak zorundayız. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile anlaşan her ülke buraya istediği kadar malını sokabiliyor. Onun bize bir maliyeti olacak. Evet. Ama biz yorumlanıyor. Biz karşılığını yapamıyoruz. Yani Tansu Çiller'in hediyesi bu ülkeye. Biz aynı şekilde o tarafa ihracat yapamıyoruz. Bunu bertaraf edebilmek için hükümet şimdi Amerika'da, biz de ikili bir, yani aynı Avrupa Birliği ile ne yapıyorsanız benzer bir şey yapalım veya serbest bölge kuralım dediler. İkincisi, biliyorsun boru hatları, doğalgaz boru hatları, petrol boru hatları konusu konuşulacak. Suriye'deki gelişmeler. Bir de piyasa bir not arttırımı bekliyor. Başbakan Amerika'daysa mutlaka notumuzu arttırırlar diye. Böyle bir spekülasyon da var. Dolayısıyla piyasalar bugün bence çok da olumsuz olmayacak. Genel olarak bir olumlu seyir göreceğiz. Bu noktada bir şey vurgulamak istiyorum Barış. Faizler artık %4'lere geldi. Yani %5'in altına geldi. Net bankadaki faizler %4-4,5 civarında. Herkes ne yapacağız, nereye gideceğiz diye sormaya başladı. Evet. Şimdi biz de Mehmet Bey'e rica ettik. Tam zamanında denk geldi. Tam zamanında geldi. Hakikaten bu düşük faizde nasıl bir tasarruf yapılmalı? Geleceğe tasarruflar nasıl kanalize edilmeli? Evet. Ve bu noktada bireysel emekliliğin önemli fonksiyonu ne? Bunu konuşacağız sevgili seyirciler. Gerçekten sorularınızı bize gönderin. Biliyorsunuz paranınrotası@gmail.com adresine gönderirseniz ve Twitter'dan da gönderdiğinizde biz bu soruları ileteceğiz. Bireysel emeklilik sistemiyle ilgili sorularınızı lütfen iletin. Biz de gelen soruları soracağız ama istiyorsan ilk soruyla ben başlayayım mı? Buyurun hocam. İlk soru şu. Şimdi ben gelip bireysel emeklilikte daha önce mesela 30-40 yaşın üzerindekilere ben çok fazla önermiyordum. Ama şimdi devletin bu %25 katkısı var ya. Yani siz 100 lira koyuyorsunuz, tamam erken alamıyorsunuz ama olsun, çünkü belli bir süre sonra zaten ona hak kazanacaksınız. Devlet tak diye 25 lira koyuyor ve siz 100 lirayı koyduğunuzda 125 lira oluyor. Burada hesapta yanılıyor muyuz? Bir de bu 25 liranın ne kadarı komisyonlara ve diğer masraflara gidiyor? Onu da sormuşlardı daha önce bana izleyiciler. 100 liranıza 4 lira kazandırmak için 1 yıl bekliyorsunuz bankada. Şimdi bir tarafa 100 lira attığınızda devlet sanki 25 lira koyuyor. Bu hesap doğru mu Mehmet Bey? Hesap doğru. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten de bu sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın bir gerçeği. Artık faiz oranları, finansal enstrümanların getirileri
gerçekten tarihi dip seviyelerde şu anda. Evet. Türkiye'de bu kervanda ve şey işlerin yolunda gitmesi tabii bir de bunun bir nedeni. Ve dünyadaki bu likidite bolluğu tabii Türkiye'de yansıyor olumlu bir şekilde bir anlamda. Ama getiriler tarafında tabii tasarrufu çok özendirici bir durum yok şu anda. Siz de kabul edersiniz. Şimdi %25 devlet katkısı gerçekten çok yüksek bir oran. Yani bileşiğe vurduğumuzda bunu böyle bir getiri elde edebilmek için belki de bir yatırımcının 3 yıl ortalama Türkiye'de beklemesi lazım. Tabii yani 100 liranızı siz 125 lira yapmak için 3 yıl en az 3 evet, evet. Yıldan da fazla bekleyeceksiniz. En az 3 yıl beklemek lazım. Bu tabii en başta yani bireysel emekliliğe girdiğiniz andan itibaren bunu hak kazanıyorsunuz. Ya da eğer sistemin içindeyseniz ödemelerinizi yapıyorsanız düzenli bir şekilde doğrudan kazanıyorsunuz. Şöyle bir yanlış algılamayı yalnız düzeltmek gerekebilir. %25 dendiğinde herkes şöyle ya da bir kısım izleyiciler şöyle anlayabilir. 100 lira verirsem 25 lira devlet veriyor. Bu sınır 100 lira değil. Yani ya da tabii, en alt sınır da bu değil. 1000 lira verirseniz 250 lira veriyor. Aynen öyle. Bunun tabii ki yıllık maksimum limiti 3000 liradır. Yani toplam yıllık asgari ücretin %25'i kadardır. Ama 100 liranın altında da verirseniz tabii ki 25 lira, 125 alabiliyorsunuz. 50 lira verirseniz 12,5 lira alırsınız gibi. Dolayısıyla bunu bir anlatmamız lazım. Gerçekten %25 ve gerçekten veriliyor. Biliyorsunuz çok spekülasyonlar yapıldı maalesef. Bu sistem devreye girdikten sonra çok farklı yerlerden farklı sorular geldi. İşte gerçekten verilecek mi? Verildi mi? Geç mi veriliyor? Erken hesaplara mi veriliyor? Hesaplara hazine geçti mi? O tabii ki geçti. Ocak, Şubat ve Mart ayları geçti. Şimdi burada çok spekülasyon yapıldı dediğim gibi. Geç oluyor, geç kalındı diye. Aslında hiç geç kalmış bir şey yok. Şöyle düşünün. Bu işin, bireysel emekliliğin çok gerçekten fazla paydaşı var. Hazine müsteşarlığı var, 17 tane şirket var, SPK'sı var, Takas Bankı var, Emeklilik Gözetim Merkezi var. Bütün bu kadar çok paydaşın olduğu yerde ve bu kadar çok süreçlerin yeniden dizayn edilmesi gerektiği bir yerde, yani bu şirketler çünkü bunun hesaplanması, hesaplara aktarılması, doğru bir şekilde aktarılması ve bununla ilgili bir takım operasyonel süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi, satış tarafı, işte fon yönetimi tarafı çok farklı boyutlar olan bir iş bu. Bu kadar işin aslında bu kadar kısa zamanda yapılması bence bir mucize. Yani gerçekten olağanüstü bir çaba sarf edildi. Çünkü milyonlar var orada değil mi? Her hesaba bu paraların... 3,5 milyon insandan bahsediyoruz ki bu sayı sürekli artıyor. Az sonra belki onlardan da bahsederiz. Sürekli artıyor. Böyle bir ortamda bence burada geç kalmış bir şey yok. Tam tersine Türkiye koşullarında ve geçmiş deneyimlere baktığımız zaman zamandan önce gayet planlandığı gibi hesaplara geçti biliyorsunuz. Evet. Kaldı ki şöyle bir yanlış algılama da oldu. İşte hesaba yatmayınca hak edilmemiş gibi bir algılama oldu. O da yanlış. Aslında sene başından itibaren sisteme girip katkı payı ödeyen herkes devlet katkısını hak kazanmış oldu otomatikman. Peki şimdi dediniz ya bu katkının önemli bir tarafı da şu, hani sisteme katılanların sayısını arttırdı devlet katkısı %25. Neydi, ne oldu? Yani nasıl etkiledi sizi? Tabii ki. Sisteme katılanların sayısını. Şöyle söyleyeyim, geçen seneyle karşılaştıralım. Gerçekten çok belki fikir, net bir fikir var. Çünkü çok başındayız daha sistemin. Hı hı. Ama çok parlak sonuçlar var. Mesela geçen senenin ilk 4 ayında sisteme giren kişi sayısı 125 binmiş. Bu sene ilk 4 ayda 430 bin. Yani muazzam üç bir kat. Evet, 3 katından da fazla muazzam bir artış. Bu ilginin hesap devlet katkısı ödemelerinin başlamasıyla beraber ben şahsen daha da artacağını bekliyorum. Tabii ki. Kalkacak. Daha somut, daha somut hale gelecek. Daha da hızlanacak. Şimdi devlet katkısından siz çok güzel soru sordunuz. Dediniz ki bu böyle bir ortamda yani %25 kulağa çok geliyor. Böyle muhteşem çekici geliyor. Evet. Muhteşem geliyor. Böyle bir ortamda neden devlet böyle bir şey yapsın? Akla böyle bir soru gelebilir. Bir kere temelde bu sistemin en temel amacı tabii ki vatandaşlarımızı, insanlarımızı tasarrufa yönlendirmek. Tasarruf oranları Türkiye'de şu anda biliyorsunuz tarihi çok bir seviyelerde. Evet. Evet, gerçi şu anda dünyanın koşulları, Türkiye'nin koşulları bize artık cari dengeyi çok cari denge için çok korkmamız gerektiren bir noktada değil. Ama orta ve uzun dönemde bunun için önlem alınması gerekiyordu. Ve bunun en temel şeyi de yatırım tasarruf dengesinde tasarrufu arttırmak. Çünkü Türkiye her halükarda çok büyük yatırımlara ihtiyacı olan bir ülke.
ve büyümeye ihtiyacı olan bir ülke ve büyüyen de bir ülke. Genç bir nüfus var, dinamik bir nüfus var, sürekli yatırımlar. Dolayısıyla bir şekilde özel kesime tasarrufa yönlendirmek gerekiyordu. Hı hı. Şimdi son 10 yılda baktığımız zaman, siz daha iyi biliyorsunuz Üstad. Estağfurullah. Son 10 yılda baktığımız zaman kamu bütçesi, kamu dengeleri çok olumlu yönde seyretti. Hı hı. Kamunun tasarrufu ve yatırımları planlı bir şekilde yapması olumlu sonuçlar verdi. Ama aynı şeyi biz özel kesimde, özellikle hane halkında göremedik. Bunun tabii birçok nedeni var. Zenginleşmeyle beraber, kişi başına düşen gelirin artışıyla beraber aynı hızı tasarruflarda göremedik. Dolayısıyla kamunun birinci hedefi tabii ki insanları tasarrufa yönlendirmek. Birincisi bu. En temelde bu. İkincisi de tabii ki bence şu da olabilir. Uzun dönemde sosyal güvenliği, kişilerin hayat standartlarını koruması amacını biraz da kişilerle paylaşmak. Yani bu işte sadece kamunun üzerine yıkmak değil, sadece işte devletten bekleyelim, her şeyi devlet yapsın değil. Hadi bakalım dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi, diğer gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi sizler de elinizi taşın altına koyun şeklinde. Şimdi baktığımız zaman tasarruf alternatifleri de Türkiye'de çok fazla değil, siz de biliyorsunuz. Evet, maalesef. Ve tasarruf deyince aklına birçoğumuzun işte altın geliyor, konut sektörü, sektörü göre, konut sektörü göre. Dolayısıyla bu alternatifleri de arttırmak adına ve tabii ki bu yastık altında dediğimiz ya da sistemin dışında duran fonların da sistemin içine çekilmesi de aslında amaçlardan bir tanesi bence, ki doğru bir şey. Bugün mesela baktığımız zaman siz de biliyorsunuz çok enteresan yatırım araçları var, sistemin içine girmeyen. Mesela taksi plakası gibi, yani böyle enteresan yatırım araçları var. Ya da yatırım aracı olarak algılanan yöntemler var. Dolayısıyla bütün bu çerçevede hem sistemin içine çekmek dışarıda duran tasarrufları, hem de daha çok kişiyi tasarruf özendirmek bunun birinci amacı. Ama daha da temelde şunu söylemem lazım. %25 devlet katkısının asıl amacı bireysel emeklilikteki, biliyorsunuz Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi gönüllü, yani zorunlu bir sistem değil. Dolayısıyla oradaki şeyi arttırmak, hızı arttırmak ve bireysel emekliliğin tabana yayılmasını sağlamak. Çünkü geçmişteki sistem, yani vergi teşvikinin uygulandığı sistem daha çok hani gelir vergisi ve özellikle çalışan kesimin ilgisini çekebilecek bir yapıydı. Evet. Şimdi bu bütün tabana yayılmış oldu. Evet. Şimdi biraz sistemi de anlatacağız ama tam böyle devlet katkısı demişken bir soru var. Neşe Hanım bir sisteme katılmış. Aylık 200 lira da yatırıyormuş katkı payı. Devlet katkısı diyor 125 lira yatmış gözüküyor bana. Eğer 3 aylık dönem yattıysa 25 lira eksik değil mi diye sormuş. Orada bir hesap hatası mı var acaba? 200 liraya, 600 lira. Ay 50 lira yatırması lazım. Dolayısıyla 150 lira olması lazım. Oradan şey mi kesildi acaba? Fon işletim... Buradan bir şey söylememiz bence doğru değil. Bence şirketiyle konuşsun. Yani şirketinin call center'ını arasın ve oradan sormasında fayda var. Çünkü dediğiniz gibi yönetim gideri var, fon işletim kesintisi var. Evet. Başka giderler olabilir, bilmiyorum yani. Muhtemelen öyle bir şeyler gibi gözüküyor. Olabilir. Ben bir şey soracağım. Çok o soruyu unutmayayım diyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Ben 100 lira yatırdığımda veya 1000 lira veya 500 lira yatırdığımda gidiyorum. Diyorum ki kardeşim ben şu emeklilik şirketinde web sitesine giriyorum. Şu fonu istiyorum diyorum ve fonumu seçiyorum. Bu yatırılan %25 kısım, mesela 500 lira yatırıyorsam 125 lira da devlet yatırmış. Ona da mı ben karar veriyorum buraya yatırılsın diye, yoksa o para nereye yatıyor? Bu güzel bir soru. Şimdi devlet katkısının devlet katkısı da aynen sizin yatırdığınız katılımcıların yatırdığı katkı payı gibi yatırıma yönlendiriliyor. Evet. Tabii ki burada her şirket için şirket kendi bünyesinde standart devlet katkısı fonları var. Bu fonlara yönlendiriliyor. Bu fonların tabii ki yapısı çok daha, siz de takdir edersiniz ki, muhafazakar. Tabii yani risk içermeyen, değil mi? Riskin çok minimize edildiği fonlar. Daha çok o zaman %90 175 devlet tahvili. En az 175 devlet tahvili. Bu kalan kısmında bir kısmı hisse senedi gibi sermaye piyasası ürünleri oluyor. Bir kısmı da mevduat ya da katılım bankası mevduatı gibi ürünler olabiliyor. Dolayısıyla bu da önemli bir şey bence. Yani devletin yatırdığı o %25'lik kısım da
şeye yönlendiriliyor, yatırıma yönlendiriliyor. Dolayısıyla oradan da bir getiri elde ediyorsunuz. Şimdi bir reklam aramız var. Devam edeceğiz hocam. Sorular da gelmeye devam ediyor mu? Kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yol gösteren KOBİ Bankacılığı, Bank Asya'da. Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan'la birlikteyiz. Şimdi Mehmet Bey, sisteme henüz katılmamış olanlar var. Biraz sistemi anlatalım mı? Tekrar üzerinden geçelim. Detaylarına bir bakalım mı? Tabii ki. Şimdi sisteme girebilmek için en az 18 yaşında olmak lazım. 18 yaş olmak gerekiyor. Tabii ki bir emeklilik şirketine müracaat edip sözleşme yapmak lazım. Burada katılımcılar açısından bilinmesi gereken şey bu sistemin tamamen kamunun denetiminde olduğu ve şeffaf bir sistem olduğu. O noktada bazı böyle endişeler oldu başta özellikle hatırlayacaksınız. Çünkü geçmişe dönük bazı olumsuz tecrübelerimiz var bizim. İşte insanlar bir takım fonlara el konulunca paralarını kaybettiler. O endişe oldu. Ona yönelik bir güvenceden de söz edebiliriz değil mi artık? Yani böyle bir endişe olmaması gerekiyor. Tabii ki. Şöyle bir şey. Şimdi bu zaten aslında özel bir sistem. Özel emeklilik sistemi. Burada bu fonların tamamı bireylerin kişisel mülkiyetinde. Yani burada kamusal bir şey yok. Kamunun buradaki şeyi, rolü sadece denetlemek ve düzenlemek. Evet. Dolayısıyla burada o anlamda hani geçmişteki deneyimlerle bunun hiçbir karşılaştırmamak bile lazım. Bu tamamen özel bir sistem. Dünyada da uygulamaları olan bir sistem, denenmiş bir sistem ve oldukça başarılı bir sistem. Bizimkinin en önemli özelliği gönüllü olması. Evet. Bu yüzden de az önce söylediğimiz gibi devletin ciddi bir teşviği var bu konuda. Desteği var. Hatta bu sadece doğrudan teşvikle değil, aynı zamanda vergisel teşvikle de desteklenmiş bir sistem. Peki şimdi sisteme katılmak için minimum bir rakam gerekiyor mu? Yani en az 50 lira mı vermeli? Şöyle, bu plana göre değişir. İlgili biz onu emeklilik planları diyoruz. İlgili plana göre değişir. Çok düşük katkılı planlar da var. Bu biraz da şirket politikasıyla alakalı tabii bir şey. Ama benim bildiğim kadarıyla 50 liraya kadar, hatta daha düşük planlarında var. Tavanı var mı peki? Yok. Tavan yok. Sınır yok. Peki girdim sisteme ben, farz edelim. Kaç sene sonra ayrıldı? Yani bir gün işte artık daha yatırmak istemiyorum dedim. Bunun minimum süresi nedir? Yani 5 sene zorunlu olarak kalmak zorunda mıyım ya da 3 sene? Öyle bir süre var mı? Şimdi aslında sistemin en önemli özelliği esnek olması. İstediğiniz zaman çıkabilmeniz. Ama şöyle bir şey var. Biz bunu hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz. Çünkü sistemin amacına aykırı. Aykırı tabii. Uzun vadeli bir ama hani bir mecburiyetlerden dolayı diyorum. Böyle bir şey oldu. Tabii ki çıkılabilir. Burada çıkıldığı takdirde ana para değil, getirilerin üzerinden belli oranlarda stopaj uygulanabiliyor. Bu da tabii ki çok büyük bir şey değil. Ceza peki, değil. Çıkmadım bir sistemden. Evet. 10 sene mi süresi? Şimdi, 10 sene sonra mı ben maaş gibi almaya başlıyorum? Evet. Minimum emeklilik koşullarından bir tanesi 10 sene sistemin içinde olmak. Asgari olarak ilaveten emeklilik maaşı alacaksınız 56 yaşına kadar da 56 yaş var yaş sınırı da var. Yaş ve 10 yıl değil mi? Yaş ve 10 yıl. Ama tabii ki yanlış anlamamak gerekiyor. 10 yıl kalmak değil, en az 10 yıl. Yani 10 yıldan daha uzun kalmak tabii ki daha tavsiye edilir. Peki 10 yıl bitti. 56 yaşıma da geldim. Sonra ben ömrüm boyunca maaş mı alacağım yoksa yatırdığım para kadar mı alacağım? Bu alacağım. Sizin emeklilik kararını verdiğinizdeki şirket anlaşmada sizin tercihinize bağlı. Yani belli bir sürede o tutarı geri alabiliyorsunuz belli aralıklarla ya da uzun bir süre kendinize maaş bağlatabilirsiniz. Bir soru daha, o da önemli. Hocam biraz üst üste gittim ama faizle benim aram bozuk. Faizsiz bir sistemi tercih ediyorum. Böyle bir şansım var mı? Tabii ki. Emeklilik sistemi içinde bugün bizim şirkette de olmak üzere birçok şirketin faizsiz ya da faiz içermeyen enstrümanların olduğu fonları var. Bu seçenekte var. Peki. Burada Ufuk Eraslan demiş ki ona cevap veremezsiniz ama yaklaşık çünkü getirileri bilmiyoruz. Ben 50 yaşındayım. Aylık 200 lira yatırmaktayım. 10 yıl sonra emekli olduğumda yaklaşık kaç TL aylık alabilirim? Şöyle bir şey, bu Emeklilik Gözetim Merkezi'nin sitesi var. EGM.gov.tr EGM.com.tr ya da Go. Tam onu Gov olmasa EGM. Emeklilik Gözetim ya da Emeklilik Gözetim Merkezi diye arasınlar Google'dan. Evet. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin sitesine girsinler. Orada bununla ilgili bir tool var. Bir araç var. O aracı kullanarak
bir takım varsayımlarla hesaplamalar yapılabiliyor. Şirketlerin sitelerinde de olabiliyor bunlar. Yani hiç getiri almasa zaten 10 yılda 12 bin, 24 bin lira oluyor. Devletin katkısı da 10 yılda her ay 50 liradan 600 lira olduğuna göre yıllık 6 bin lira oluyor. Yani 30 bin lira oluyor. Hiç sıfır getiriyor. Hiç sıfır getiriyor. Ama oradan kesintiler var. En çok soru yalnız Mehmet Bey kesintilerden geldi. Şimdi mesela şey diyor ki Serdar Özdemir, ben diyor yatırıyorum, bonuslarımı da aktarmasam diyor, getirisi götürüsünden fazla oldu diyor. Biz ekstresini göndermiş kendisi. Şimdi ben ekstreyi açtım. Ekstrede dikkatimi çeken şey bir giriş aidatı var değil evet, mi? Evet. Bir giriş aidatı var. Bu ne kadar? Şimdi şöyle, bu planlara göre değişiyor. Minimum nedir, maksimum nedir o zaman giriş aidatı? Maksimum yanlış hatırlamıyorsam giriş asgari ücretin bir yıllık bir asgari ücret tutarı kadar. Maksimum. Ama bunun ilk başlangıçta hepsini alamıyorsunuz. Belli bir oranını alabiliyorsunuz. Ama bunu alıp almamak da yine şirketine göre değişir. Şirket politikasıdır. Ben size şöyle söyleyeyim. Bir giriş aidatı bir kesintidir. Evet. Ama o bir defaya mahsus alınıyor tabii, değil mi? Tabii en başlangıçta. Peki yönetim gideri vardır. Kesintisi nedir? Yönetim gideri de yıllık olarak katkı payları ödenen katkı payları üzerinden alınır. Hı hı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Geçmişte yüzde kaç bu? Evet. Onu söyleyecektim. Sene başına kadar yönetim giderleri oranları yüksek olarak algılanıyordu ve burada tavan 8'de, %8'de. Fakat uygulanan aslında ortalama %3-3,5 civarındaydı şirketlerin genelinde. Yeni dönemde yeni kanunla beraber bu oran daha da düşürüldü ve tavan olarak %2 benimsendi. Şu anda tavan %2. Evet. Yani dolayısıyla bu tavanın 3'te 2 oranında azaltılması anlamına geliyor ki ciddi bir. Peki emeklilik şirketleri %2'nin altında uygulayabilirler değil mi? Tabii ki. Bu tavan %2. O zaman emeklilik şirketleri uygularken biz böyle uyguluyoruz deyip ben yıllık %2. Şimdi ben şöyle bir hesap yapıyorum. Yani tahvil bono fonunun yıllık getirisi bundan sonraki bir yılda en fazla taş çatlasa %6 olur. %2'si şeye gittiğinde, fon yönetim giderine gittiğinde normal oraya konmuş olan hani devlet katkısını bir kenarda bırakıyorum. Devlet katkı fonlarından da benzer yönetim gideri var mı? Orada da var mı? Orada fon işletim ücreti var ama o da çok düşük bir oran. Yani anladım. Orada da şey var. Hani öyle bir durumda %4-4,5-5 getiride normalde 3 kalır insanlara. Yani şeyde sadece hani borsa ve hisse senedi ağırlıklılar çok değişir. Yani orada fon yönetim giderleri yüksek de olabilir. Yani çünkü o oldukça da riskli o tip fonları yönetmek. Bir yorum var. Şöyle diyor bir izleyicimiz, sosyal güvenlik uzmanı. Bireysel emeklilik yok, bireysel tasarruf var diyor. Yani emeklilik sözüne karşı çıkıyor. Ne diyorsunuz bu yoruma? Bu bir tabii yorum. Yani böyle yani bu sistem sadece bir yatırım sistemidir diyenler var. Emekliliktir diyenler var. Tabii ki bu bir emeklilik sistemi. Çünkü belli koşullarla sizin sistemden faydalanabileceğiniz bir sistem. Yani mesela devlet katkısına baktığımız zaman bu devlet katkısının katılımcı tarafından tamamen hak kazanılması belli bir süreye bağlı, tabii belli koşullara bağlı. Dolayısıyla bu sadece bir yatırım sistemi değil. Evet. Yatırım olarak da algılanabilir, doğru. Ama asıl emeklilik, asıl fonksiyon emeklilik. Yine o kesintilerle ilgili hakikaten hocam çok soru geliyor. Murat Karagöz de sormuş mesela. Diyor ki ben 3 ay önce BES'e katıldım. İlk devlet katkısı da hesabıma yattı. Yatırdığım paradan %2 kesinti yapıyorlar. Bu hesap işletim ücreti gibi bir masraf mıdır? Bir de devlet katkısı neden ayrı bir yerde takip ediliyor? Benim yatırdığım paraya karıştırılıp fon alınmıyor demiş. Tabii doğru, o ayrı bir fondur. Yani bence o aslında ben orada sadece ekonomist olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi insanlar çok risk alabilirler. Şimdi devlet kendi yaptığı katkının çok risk almasını istemiyor. Yani iyi zamanlarda borsa fonlarından yüksek kazanç sağlayabilirsin ama yarın çok kötü bir zaman olduğunda en azından devletin yatırdığı paranın erimemesi lazım. Kesinlikle. Bence orada devlet az doğru getirili yap- ama evet. Daha şey. Kesinlikle. Bence devlet orada doğru yapıyor Barış. Peki artık sürede azalıyor. Şunu soracağım ben biraz da. Vakıf emeklilik. Şimdi siz nasıl bir örgütlenme yaptınız bununla ilgili, bu sistemle ilgili neler yapıyorsunuz? Bir de hedefleriniz neler? Şimdi 2012-2013 başladı. 2013'te bu devlet katkısıyla beraber ciddi bir artış oldu dediniz. 125 binden 430 bine yükseldi.
Bu önümüzdeki yıl için ve sonrası için hedefleriniz neler? Tabii. Şu anda sisteme baktığımız zaman 23 milyar liralık bir fon büyüklüğüne ulaşmış durumda. Bu önümüzdeki bu senenin sonuna kadar 30 milyara yaklaşacak. Görünen o. Hı hı. Ve 10 sene sonra da inşallah 400 milyar liralık bir büyüklüğe ulaşması. Büyük yani bu tabii ki. Hı hı. Yani 20 kat büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Tabii bunun pek çok şeyi var. Hani parametresi de var. Ekonomide böyle devam etmesi gerekiyor. Evet yani tasarruf eğiliminin daha çok artması, hı hı, gerekiyor. Devlet katkısının bu şekilde desteğin devam etmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi bunun birçok koşulu var. Ama nihayetinde Türkiye için çok önemli bir iş. Çünkü varlık yönetiminin gelişmesi için, fon yönetiminin gelişmesi için iyi bir kaynak diye düşünüyorum bireysel emeklilik. Yani bunun dışındaki kaynaklara baktığımız zaman bu kadar çok teveccüh görmüyor Türkiye'de. Evet. Ve Türkiye'nin İstanbul'un finans merkezi olması yolunda bence en önemli sac ayaklarından bir tanesi olacak. Bankacılık kesim dışında. Evet. Evet. Ben orada inanılmaz şeyler bekliyorum. Yani çok büyüyecek bu emeklilik fonları da. Şimdi devletin yapacağı katkının bir süre sınırı var mı? Şu anda yok. Hayır. Şu anda yok. Hayır, yok. Peki devlet şu an siz hazinede görüşmeler yapıyorsunuz bu sektörün ve bu yasa çıkarken size sordular. Yani ben gerçekten Sayın Babacan'ı kutluyorum. Çünkü sektörün ileri gelenleriyle oturup konuşarak çıkartıyor yasaları ve o yüzden daha sonra bir sürü şey yapmıyorlar, değiştirmek zorunda kalmıyorlar. Şimdi şöyle bir his var bende. Ya devlet bunu 20-30 yıl devam ettiremez. Yani tasarruflar şu an çok düşük. Tasarrufları artmak için bu yola girdi ama belki 3 yıl sonra, 5 yıl sonra bu katkı payı %25'ten ne bileyim %15'e çekilir. Sonra %5'e çekilir. Hani belli bir şeye ulaştıktan sonra diyorum. Böyle bir tarih vesaire telaffuz etmek yanlış olur ama diyor ki Cem Akgün 10 yıl sonra 47 yaşında olacağım. 56 yaşına kadar paramı yönetebilecek miyim diyor. Onda bir sorun yok değil mi? Yani istediği yaşa kadar çekmedik de sonra veya çekse bile kalanın da fonu hangi fona. Bu 9 sene esnasında katkı payı alacak mıyım demiş. Alacak değil mi? Şu devlet, anki. Devlet katkısı demek istiyor. Evet, galiba. Tabii evet. Ki alacak. Alacak ama yarın 3 sene sonra devlet şey derse tamam ben katkı paylarını bitirdim dediği anda alamayacak o zaman. Şimdi bakın değil mi? Ben şöyle bakıyorum. Bununla ilgili bir sınır yok sizin söylediğiniz gibi. Ve bu ilelebet uygulanamayacakmış gibi tabii ki kondu. Ben uzun süre devam edeceğine inanıyorum şu açıdan. Türkiye'deki tasarruf oranlarına bakalım. Dediğim gibi %12-13'ler mertebesinde. Ve orta vadeli planda 2015 sonunda baktığımız zaman tasarruf oranlarının %17'lere çekilmesi hedefleniyor. 16-17'lere çekilmesi hedefleniyor. Evet. Bu çok kolay değil. Dolayısıyla ben böyle bir desteğin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ve devam ettireceğini de. Ben de uzun süre yani devam edeceğini düşünüyorum. Çok büyük değişiklik olmadığı sürece getiri oranlarda çok değişik olmadığı ve bu sistem mecbur hale getirilmediği sürece ben bu teşviğin devam edeceğine inanıyorum şahsen. Evet. Şimdi artık son 4 dakikamız hocam. Bu arada borsa açıldı galiba. İsterseniz evet, bir orada bakalım kapatmadan. Borsada yüksek bir açılış var Barış. Hı-hı. Dün 89.765'ten kapanmıştı. Hemen grafiği verebilirsek arkadaşlar şu anki açılış rakamını gösterelim. 90.500'e yani şu seviyeden açıldı ve 90.500 seviyesine bayağı yüksek açıldı. Bu tamamıyla bence faiz indirimi bekleniyor piyasa tarafından. Bir de Sayın Başbakan'ın Amerika'da yapacağı görüşmelerde bu ikili ticaret anlaşmaları ve aynı zamanda belki işte nota artışı gelebilir beklentileri de olduğunu düşünüyorum. Dış piyasalarda da genel bir olumlu hava var. Borsada ben yatay önce sonra yukarı yönlü bir hareket bekliyorum bugün. Onu da vurgulamış olayım. Peki hocam bir de altında dolara bakalım isterseniz bitirmeden. Bugün altında bir miktar şeyden dolayı artış oldu. Hindistan'da bir şey varmış. Bugün yatırım yaparsan paran 2'ye 3'e katlanıyormuş. Öyle bir inanış varmış. Oradan ciddi tarihi bir evet, ciddi bir fiziki talep olmuş. O yüzden altında tekrar 1400 sert bir şekilde düşmüştü altın. Günlük grafikte bakarsak şöyle vereyim. Dün düşmüştü. Bugün de yaklaşık olarak 1440 dolar seviyesine doğru hafif bir yükseliş yaptı. Dolarda da Barış
burada 1.81 seviyesindeyiz. Dün 1.81.50'leri gördü. Burada tahmin ediyorum dolarda da faiz indirimi beklentisi doları bir miktar yukarı itiyor. Peki Mehmet Bey, son olarak yine sizden alayım son mesajları. BES'e katılmak isteyenlere ya da henüz katılmamış olanlara neler söylemek istersiniz, böyle toparlayalım. Evet, böyle bir kutsal günde tabii ki. Tabii ki BES'e emekliliğe girmelerini herkesin tavsiye ederim. Gerçekten %25 devlet katkısı. O %2'den başka bir kesinti var mı Mehmet Bey? Ben onu da merak ediyorum. Yani o hani evet, giriş aidatı var. Çok yorum ve soru geldi. O %2 kesinti var. Başka bir şey var mı? Şimdi onu da soruyorlar. Bakın şöyle söyleyeyim. Bu sistem Türkiye'de 2003'ten beri var. Ve aslında çok genç. Yani çok yeni. Ve ölçek açısından da henüz istenilen noktalara gelmedi. Yani 23 milyar ama siz de takdir edersiniz ki çok daha büyümesi gerekiyor. Çok büyüyor, evet. Dünyadaki örnekleri zorunlu sistem olduğu için ve ölçeklerde çok büyük olduğu için tabii ki oradaki kesinti oranlarıyla karşılaştırıp böyle bir takım sorular gelebiliyor. Hı. Ama bu sistemin yaşayabilmesi, bu şirketlerin gerçekten kaliteli... Yok yok, kesinti olsun için, da ben başka masraf var mı? Oluyor, olacak. Evet. Yani fon yönetim gideri kesintisinin haricinde giriş aidatı ve fon yönetim gideri kesintisi haricinde... Giriş aidatı, yönetim gideri ve fon işletim kesintisi var. Fon işletim kesintisi. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Kolaylıklar diliyoruz. Hocam yarın sabah görüşeceğiz. Teşekkürler. İnşallah. Teşekkür ederim ben de, sağ olasın. Süremizi doldurduk bugün de. İzleyicilerimize de katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Paranın rotasını noktalıyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.